Biliyorsunuz 20 yıldan beri AK Parti göreve geldiği günden beri ihtiyaç neyse ona göre anında çözümü getirdi. Kadınlarla ilgili, gençlerle ilgili, yaşlılarla ilgili, engellilerle ilgili, ondan sonra acaba bakıma muhtaç, şehit, gazi hepsinin anında getirdi. İhtiyaç neydi? İlk göreve geldi. Ne alanda ihtiyaç var ona göre getirdi. Sonrasında da mesela pandemi süreci oldu. Pandemi sürecinde acil ihtiyaçlar oldu. Biliyorsunuz normal hayatımızın dışında bir süreç oldu. Bu süreçte de işte kısa çalışma deneyi oldu, esnek çalışma modeli geldi. Şeylerle, esnaflarımızla ilgili kredi destekleri geldi işte. Hastanelerin durumu, sağlık durumları. Yani o gün ihtiyaç ne olduysa anında geldi. Tabii bu güçlü bir yapıyla olur. Yani Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok hızlı bir şekilde olaya müdahale edilebildi. Dedi ki bakana kaç kişi var, kaç kişinin ne ihtiyacı var, bunun bütçesini. Bunlar hemen bir iki gün içerisinde, birkaç gün içinde, bir hafta içerisinde çalışılarak hemen uygulamaya geçildi biliyorsunuz. Sonrasında yine Ukrayna-Rusya savaşı olduğu, onun getirdiği bir gıda şey oldu, sorunu. O uluslararası bir boyuttaydı ama eğer olmasaydı bizi de etkileyecekti gıda sorunu. Çok şükür öyle bir etki oluşmadı. Sonrasında şimdi deprem oldu biliyorsunuz. Deprem olduğu anında Cumhurbaşkanı bütün bakanları bu bölgeye gönderdi, valileri ve bakanları. Yine çok hızlı bir şekilde ona göre anında kaç konteyner lazım, bunların sayıları tespit edildi hemen. Kaç ev yıkıldı, kaç ev hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı, yıkılan evler ne kadar, bunların enkazları filan. Hepsi ayrı ayrı yönetilmesi gereken konular oldu. Bununla ilgili hemen kaç konut yapılması lazım, temel atıldı, arazi tespitleri, zemin etütlerinin tespitleri. Bu yani büyük bir ekip dediğiniz gibi anında biz zaten sahada Cumhurbaşkanımız ve çok hızlı çözüm alabilen, hatta şunu da söyleyeyim yani 6'lı 7'li bir ekibin bu kadar hızlı karar alma mekanizması nasıl olabilir? Orası da ayrı bir tartışılması gereken, yorumlanması gereken bir konu tarafından. Çünkü deprem çok hızlı bir çözüm gerektiren bir durumla karşı karşıya kalındı. Covid yine çok hızlı cevap çözülmesi gereken durumlarla karşılaşıldı. Tabii yollar yapıldı, köprüler yapıldı, hastaneler, şehir hastaneleri yapıldı. İhtiyaç olduğu an, ihtiyaca göre hemen anında çözüm. Tabii ki ihtiyaçlarımız var şimdi. Depremin getirdiği farklı durumlar var. Ona göre yapılması gereken yerler var. Onların vaatleri, sözleri. Planladığımız bazı çalışmalar var. Avanos tüneli mesela. Buradaki seçim beyannamemizin içerisinde var mesela. Bu da bir ihtiyaç. Tabii Hatay bölgesi şu anda çok etkilendi depremden. Bu bölgenin hızla kalkınması lazım. Bizim de zaten bütün Doğu Anadolu'nun bağlantısı, Gaziantep sanayisinin de limana aktarılması buranın üzerinden olacak. Önemli projeler. Yani bunların hepsi İstanbul'daki Kanal İstanbul. O bölge için önemli çünkü merkez çok tıkanmaya başladı. Tıkanıklığın daha bir paralele aktarılması ve çözümlerin o istikamette yürütülmesi gerekiyor. Artık boğazlar da yetmemeye başladı. Yani gemi geçişleri çok yoğun. Bu ihtiyaca göre ortaya çıkan ihtiyaçlara çözüm getirilmesi gerekiyor. Bu da seçim beyannamesinin içerisinde yer alıyor. Örnek olarak söylüyorum. Hani tümünü şey yapmak. Ama mesela vatan kadınlarımız için şu anda ev hanımları için emeklilik hakkı verildi. Bu aslında bu da bir ihtiyaç. Yani aslında sırayla asgari ücret artırıldı. Emekli maaşları, memur maaşları şu anki duruma göre değerlendirildi, yükseltildi. EYT geldi, yine bir ihtiyaçtı. Vatandaştan gelen talepti yapıldı. Şimdi de kadınlarımız gerçekten eşler çalışıyor, çocuklar çalışıyor, annelerimiz canlarını veriyorlar. Yani gerçekten en büyük fedakarlık onun üzerinden yürüyor. Bu da onun hakkı yani. Onların da bu hayatta, hayatın ileride ne getirip ne götüreceğini gerçekten bilemiyorsunuz. Onların da hayati bir güvencelerinin olması hem sağlık açısından hem yaşamın ilerisi açısından bu da önemli. Çünkü en çok evin desteğini sağlayan anne, her şeyi kontrol eden erkek işe gidiyor, geliyor. Tabii baba da çok önemli de. Hani o orada o hakkını alması gerekiyor. Üçte biri zaten devlet tarafından karşılanacak sigortanın. Diğer kısımda kendiler tarafından ödenerek anneye bu hak getirildi. Yani yaşamsal ihtiyaca bağlı, dönemsel ihtiyaçlara bağlı olarak süreç değişiyor. Ona göre de çözüm getirmemiz gerekiyor. Bu görevimiz, vatandaşın ihtiyacı neyse onun arkasında o desteği sağlamak bizim görevimiz.
150 bin lira da gençlere 150 bin lira gençlere var, 10 GB internet hakkı var. Evet, bu yeni evlenenlere destek var. Yine genç aile fonu kurulacak, bunun üzerinden bir destek imkanı sağlanıyor. Bunların hepsi yaşamsal olarak ortaya çıkan. Çünkü gençlerimiz bütün çalışmaları artık internet üzerinden dönmeye başladı. Kullanıyorlar mecburen. Çalıştıkları ders için bile sürekli hani evet. Eskiden kitap açardık, kütüphaneye giderdik. O konuyu çalışırdık. Mimarlık, mimarlığın kütüphanesine, okulun yukarı katına çıkardık. Ama şimdi her şey internet üzerinden yürüyor. Yani bilgisayarı bile ben evde bilgisayarı var, bilgisayarı açmaya sabrım gelmiyor. 15 dakika açması sürüyor. Ona sabrım gelmiyor. Cep telefonu bile artık bizim için bir bilgisayar oldu. Bütün her şeyimiz bunun içerisinde. Hayat da öyle değişiyor. Bir de mesela gençlerimize bilgisayar ve telefonlarının vergiden kaldıkları, vergiden muaf olması konusunda desteğimiz var. Tamam. Yani bunlar ihtiyaç olduğu için seçim beyannamesine giriyor. Her gün bunlar da değişecek, her gün artacak. Farklı modeller geçecek. Dünya çok hızlı bir değişim. Yani pandemiyle deprem aklımızda olan bir konu değildi. Kimsenin aklında olan bir konu değildi. Ona göre öyle bir ihtiyaç hastası oldu. Ona göre onlar geldi. Sanayi çok değişiyor, ihracat değişiyor, kapasiteler değişmeye başladı, sanayi bölgeleri değişmeye, artmaya başladı. O zaman o trafiğin aksının farklı noktaları, mesela bizim otoban yazın inanılmaz kalabalık oluyor biliyorsunuz, dört şeride çıkan zamanlar oluyor. Nurdağ yolunun tekrar yapımına, onun için bölünmüş yolun o şekilde yapılmasını, onun için hızlandırmak istedik biz. Bu da artık yeterli değil. Artık dört yol hasta yolu, Ahnos tüneli olan yolu da bu akışın sağlanmasında önemli bir etki. İhtiyaca göre değişiyor. Bu süreçte, yani bu dönemde geçelim mi Ahnos? Ahnos tüneli bu dönem içerisinde başlanacak. Acil başlanacak. Yani hadi seçim beyannamesinin içerisinde var. Çalışmaları tamamlandı, projeler de tamamlandı. Hızlı tren projesi de var. Projenin içerisinde o da var. Onlar da tamamlandı. Hızlı tren yanılmıyorsam Nurdağ'a kadar gelmişti. O buradan gelen hat ayrı, o dört yol hasta kilis tarafından olabilecek olan yolla birlikte de bir çalışma olacak. Ya o Adana, Mersin'e bağlıyor. Evet. Bu İskenderun'a bağlayacak. İşte o Adana Mersin Gaziantep hızlı tren hattı herhalde bayağı bir aşamada. O bayağı bir ilerledi. Evet, evet. Onun kamulaştırmaları falan çoktan bitti. O yol çok iyi gidiyor. Yani onunla ilgili bir şey yok artık. Bütün çalışmalar bitti. Yok. Uygulamada yani. Bu tarafta yani. Nurdağ'dan da daha bu tarafta. Daha da evet, geldi. O zaman artık yani hızlı tren de son noktaya geldi. Evet, değil. Hatta ben deprem şeyinde onların bir çalışmalarına şantiyenin içine, bir karanlıkta nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Baktım ki şantiyenin içerisindeyim. Oradaymışız. Oradaki çalışanlarla da bir şey olduk. Görüşme imkanı yakaladık. Başka Gaziantep'le ilgili herhangi bir şeyimiz var mı? Şehir hastanemiz bitiyor biliyorsunuz. Bu ayın sonunda açılış planı var. Nisan 24 Nisan'a kadar mı? 24 Nisan. Nisan'ın son haftası, Mayıs'ın ilk haftası bir açılış planı var. Seçim yasakları girmeden. Geçen Bakan Bey'le bir iftar programı yaptık. 9000 personel çalışıyor. Gerçekten mükemmel planlamışlar. Hepsinin iftarları böyle müthiş bir şehir yaşıyordu sanki orada. Şehir hastanemiz var. Ersin 25 Aralık'ın yine yapımı devam ediyor. Çocuk hastanesinin yapımı devam ediyor. Ersin Aslan herhalde bu depremden dolayı. Ersin Aslan zaten mücahitlere geçti. Zaten onu zaten şehir hastanesi biter bitmez oraya taşı, yani o hastaneyi iptal edecektik oradaki bölümü. O taşınacaktı zaten, planlarımız dahil. Tabii acil böyle bir durum olunca aslında bir yıkım planı olmadı ama güvenlik açısından mücahitlere taşındı. Oradan da şehir hastanesi açıldığı zaman sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı tarafından planlanacaktı bu açık katını. Artık onlar planlar. Ne kadar adam gelerek, ne kadar doktor eksiği oluşacak, ondan hepsi Sağlık Bakanlığı planlayacak. Ya peki şehir hastanesi yani bütün yük oraya yüklemiş gibi olmayacak mı işte? Yani hem trafik anlamında, hem şey yok. Raylı sistem var zaten orada. Çok güzel bir bütün evet, şehri bağlayan bir son noktamız var. Diğer hastanelerinde de çocuk de yapılıyor, 25 Aralık'ta yapılıyor biliyorsunuz. Mücahitler de var. Mücahitler de var. Şehit Kamil Hastanesi var. Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi var. 25 Aralık'ta bir bina yıkılacak ve onlar da yapılacak.
orası da zaten biter bitmez hızlı bir şekilde oranın da tamamlanması gerekiyor. Yani o zaman o yol sadece orada olmayacak. Abdülkadir Ülsel var çok yakınında. Abdülkadir Ülsel'de sıkıntı yok değil mi? Yok, orada bir şey yok. Hatta şeyden hastalar oradaydı zaten bölgeden gelen hastaların. Ben gezdim, Şehit Kamil'de de vardı, Abdülkadir Ülsel'de vardı, 25 Aralık'ta vardı hastalarımız. Abdülkadir Ülsel'de de çok hastamız vardı bizim. Tabii sadece Gaziantep gelmedi oraya. Adıyaman Besni'den ve Maraş'tan da çok hasta gelmişti. Yani nasıl sıkıştırıyorlar şey vardı ya ama yani paramız şu, zaten daha bütün depremzedelerde de sorabiliyor muyum? Yani ilk etkilerden bayağı bir tepki var. Zamanımız var. Zaman yani, zaman şu an zamanımız var. Ne durumda ihtiyaçlar tamamen gidiyor? Ya şimdi konteynerler de geçiriyoruz. Konteyner gelen konteynerleri hızlı şekilde yerleştiriyoruz. Oradan da konutlar zaten başlandı. Tebenatılı bir yıl içerisinde tamamlanacak bir konutlara yerleştirecek. İhtiyaçları hızlı şekilde temin edildi. Yani konteynerların içi yataklar, tüm yaşamsal ihtiyaçlardı. Hepsi sağlandı konteynerların içerisinde. Çok zor bir süreç, çok hızlı. Sağ çok geniş oldu. 11 şehir olması, alanın geniş olması, yıkımın çok olması çok da kolay bir süreç olmadı. Ama tabii bir de yollar, o günün şartlarıyla yollar, otobanın üst kısmında köprü yıkılmıştı. Alttaki şey, altta böyle bir çukur oluşmuştu. Orada toprağı dolduruyorsun. Oradan onun araba geçiyor, tekrar dolduruyorsun. Hatta kayaların düştüğü yerdeydi. Evet. Ben o ikinci depremde oradaydım. Dedim burası buradaymış yani. Şey böyle bir süreci de yaşadık. Biz de çok sıkıntılı bir süreçti. Benim kızım da Hatay'da okuyordu. Gelin baba diyor, yola çıkacaksınız, yola çıkılacağı yok. Evet, orası geçmiyordu gerçekten. Allah'tan işte Adana'dan bir aile gelmişti, arkadaşları. Onlarla beraber diğer kızım da Adana'da okuyor. Onun yanına ulaştırdık o şekilde ama o ilk gün bizim için çok zor. Yıkım olmasın da, enkaz altında kalmasın da. Çünkü Hatay'da o kadar çok kişi duydum ki, yani çok vefat var. Yani kaldığı eve gittik, felaket, duvar falan yok. Ya Hatay'ın bizden daha dezavantajlı. Ben deprem komisyonundaydım. Hem zemin sıvılaşması var, hem bütün şehir falan yıkılıyormuş. Onun etrafı şehir olmuş, böyle bir sıkıntılı durum. Ova'ya inmesi herhalde şehir. Ova olması bir de Farhatan'da çok yakın şehirde. Ve zeminde çok ciddi, bütün şehrin tümünde sıvılaşma var. O sıvılaşma olanlar MTA olarak tespit etmiş durumda, fay hatları da tespit edilmiş durumda. Artık yeni yerleşimde onların olmayan yerlere yerleştirecekler ama alan gerçekten orada daha az. Biz şanslıyız bazen de. Evet, gerçekten şanslıyız. Gerçekten merkezde şanslıyız. Şehir merkezde neredeyse doğrusuz evet, bir şey yok. Evet, gerçekten şanslıyız. İsa'ya Nurlar herhalde, onların da taşınması. Onların da fay hattı, tabii fay hattının belirli bir mesafesi var, o mesafenin ötesinde. Zaten mesela gidiyorlar, bakanlık ekipleri burada zemin üstü yapılıyor, düzgünse bırakamam. Ama değilse tekrar araştırıyorlar, değilse tekrar araştırıyorlar. Köylerde de yine aynı şekilde, eğer fay hattısı kesin köyü taşıyorlar, mahalleyi taşıyorlar. Yani orada kalmak isteyenler var ama yani bu artık hayati bir unsur. Yani keyfi bir durum olmayan bir durum artık gelecek için onlar için. Biz bunu biliyorduk, mimarım ben. Hani birinci deprem bölgesi Islahiye Nur'da ama hayatımızda bu kadar büyük bir depremde beklemedik yani. Geç biz arka arkaya iki tane bu şiddetli deprem görmemiş şeyde. İşte fayların uzunluğuna göre aslında uzmanlar, bu konunun uzmanları, hani biz mimarız ama bu konunun fay hattının uzunluğunu bilmiyoruz. 7.4-7.7 deprem bekleniyormuş. Yani bu fay uzunluğuna göre bu deprem. Arka arkaya iki tane olunca, o süre çok uzayınca bu şiddeti, etkiyi çok çok kat ve kat artıran bir unsur haline geliyor binalarda. Yani normalde böyle 15 saniye olsa bu deprem, hiçbir bu kadar sıkıntı yok ama süre uzayıp arka arkaya iki deprem gel, iki ayrı fay hattı kırıldı çünkü ondan kaynaklı. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.